Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ham incirden incir reçeli yapıyoruz. Yani çiçeği, incirimizin çiçeği oluyor bu incirlerimiz. Kestane şekeri tadında reçelimiz olmuştu. Harika bir tadı olmuştu. Evet, 1,5 kilo incirim var benim. Onları yıkayıp temizledim. Sap kısımlarını keselim. Altından birkaç yerden delik açalım. Bu deliklerimizi neden açıyoruz? Kaynarken ilk içine suyu çeksin ve içindeki acı su dışarıya çıksın diye. Bu işlemi incirlerimiz bitene kadar devam ediyoruz. Evet, incirlerimizin kesim işlemi bitti. Şimdi tenceremize bir miktar suyumuzu alalım, kaynatalım ve içerisine incirlerimizi bırakalım. İncirlerimizi 10 dakika kaynatacağız. 10 dakikadan sonra şoklamaya geçeceğiz. Evet, üzerine bir küçük tencere kapağı yerleştirelim. İncirlerimiz tencere kapağının altında kalsınlar. Evet, kaynamış olan, süresi dolan incirlerimizi soğuk suyla şokluyoruz. Ben de incirlerimi iki tenceremde haşlamıştım. Bir tencereme çok geldi incirlerim. Şoklanan su ısınıyorsa tekrar başka bir su yapmamız gerekiyor. Ben öyle yaptım. İncirlerimizin buruştuğuna bakmayalım. Kaynadıkları için biraz buruştular ama sonra şekilleri aynı şekilde alıyor. Sorun değil. Evet. Karıştıralım ki alttakilerle üsttekiler yer değiştirsin. Daha güzel şoklansın diye. İçleri zaten sünger gibi bir incirimiz var. O yüzden suyunu sıkınca güzelce içindeki su boşalıyor. Sıkma işlemini görelim. Şimdi ilk önce şerbetini yapalım. Ben 3 kilo şeker kullandım. 1,5 kilo incire. 3 kilo 2 bardak, 2 su bardağı şeker kullandım. Siz de öyle yapabilirsiniz. Malzemelerinizi azaltabilir, çoğaltabilirsiniz. Şekerimiz kadar suyumuz da aynı ölçüde yapıyoruz. 3 kilo şekere 3 kilo su koydum. Artı 2 su bardağı şekere 2 su bardağı daha su ekledim. Evet. Haşlanmış incirlerimizin suyunu sıkalım. Böyle boşalıyor içindeki sular. Güzel sıkmamız gerekiyor ki içindeki acı suyu iyice çıksın diye. Evet. Kestane şekeri gibi incir reçelim oldu benim. Sizin de yapmanızı tavsiye ederim. Evet, incirlerimiz bu şekilde oluyor. Sıkıldıkları zaman ama şerbete girdiğinde bildiğimiz gene incir halini alıyor. Şerbetimiz kaynadı. Üzerine ben 2 tane limon sıktım. Ve incirlerimizi şerbetimize salalım. Arkadaşlar, ben bu reçeli bir arkadaşımda yemiştim. Çok beğendiğim için kendime de yapmak istedim. Yaptığım zaman da size de göstermek istedim. Evet, incirlerimiz eski halini aldılar. Koyuluncaya kadar kaynatalım. Bu arada ben 5-6 adet karanfil koymuştum
rengini, tadını daha güzel yapıyor. Sizin de koymanızı tavsiye ederim. Evet. Reçelimiz koyulaştı. Köpüklerimiz büyüdü. Olduğunu buradan anlıyoruz. Köpüklerimiz büyük büyük olacak. Yine de ben size kıvamını göstermek istedim. Evet. Şerbetimizin kıvamı bu şekilde olacak. Halen daha sıcak. Soğuduktan sonra daha da katılaşacak. Son damlaları ara ara akınca reçelimiz olmuş demektir. İçine de bakar mısınız? Harika. Bildiğimiz bir kestane şekeri oldu. Evet arkadaşlar, reçelimiz servise hazır. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Eğer reçelim beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın.